Eskişehirspor'un eski kaptanıyım. Anadolu Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesiyim. Futbola 5 yaşında başladım. O zamanlar top yoktu. Gazete kağıtlarını sarar, iple bağlar, top yapar ve kendi aramızda maçlar oynardık. Nerede oynardık? Köprü başında oynardık. Sakarya Caddesi'nde oynardık. Çünkü trafik yoktu. Eskişehir'de 2 tane özel araba, 3 tane taksi ve saatte bir geçen otobüsler vardı. Dolayısıyla her yerde futbol oynamak mümkündü. Ben 5 yaşında mahalle arasında, sokak arasında futbola başladım. Tabii futbol olan sevgim ailenin futbolcu olmasından kaynaklanıyor. Abilerim futbolcuydu, halamın oğlu futbolcuydu, dayım yöneticiydi, dayımın oğulları futbolcuydu. Ve hepsi Eskişehir Gençlik Kulübü'nün elemanlarıydı. Zeynel abi başkan, Ali dayım genel kaptan, abim takım kaptanı ve halamın oğulları, dayımın oğulları, abimler Gençlik Kulübü'nün de futbolcuları. Tabii ben her maça gider, eski sahanın altında bir delik vardı, o delikten kaçar, içeri girer ve maçları seyrederdim. Biraz daha büyüyünce malzemeciliğe başladım. Çünkü o zamanlar çamaşır makinesi yok. Abim antrenman malzemelerini toplar, bir hurcun içine koyar. İkimiz ucundan tutarız. Hilmi abla diye bir temizleyici bayan vardı, ona götürürüz. Antrenman günü de tekrar gider, hurcu alır, abimle taşır ve maçı antrenmana malzemeleri yetiştirirdik. Bu malzemecilik görevinden sonra top toplayıcı görevi başladı. 8-10 yaşlarında kale arkasında antrenmanlarda top toplar, topa vurur ve futbol olan aşkımı sürdürmeye gayret ederdim. Tabii sonra toplar ortaya çıkmaya başladı, lastik toplar. Ben parası olan lastik top alırdı. Ben de bir lastik top alınca kaptan oluyordum. 3 kişiyi karşıya koyuyordum. 2 kişi benim takımı alıyordum. 3'e 2 oynayıp onları hep yeniyordum. Ve futbol benim için her şeydi o tarihlerde. Her türlü maçı seyrederdim. Şeker maçları, demir spor maçları, gençlik sporun maçlarını. Ve arada sırada da evde, odada abimlerle maç yapardım. Ben 10 yaşındayım, abim 25 yaşında. Onları yenerdim. Bana kızarlardı, biraz da dayak atarlardı tabii niye yeniyorum diye. Daha sonra ben Eskişehir Koleji'ni kazandım. Eskişehir Koleji'nde futbol yasaktı. Handbol, voleybol, basketbol. Bu sporlarla uğraşmaya başladım. Sonra kaçak olarak da okulun yan tarafında atar yeme stadı vardı. Bir arsa. İki tane de taş koyduğunuz zaman kale oluyordu, saha oluyordu. Burada maçlar oynamaya başladık. Ve o sahada Eskişehir Koleji'ni yenen hiçbir takım çıkmadı. Odunpazarı'nda Arsenal diye bir takım vardı ki Eskişehir'in en güçlü amatör takım, gayri federe takımlarından biriydi. Onları dahi yenerdik. Ama büyük sahaya gelince herkes bizi yenerdi. Futbol orada devam etti. Devam etti malzemecilik, top toplayıcılığı gene devam ediyor. Yaz aylarında, sezon açılışında, pazar günlerinde çift kale maçlar yapılırdı. İşte 22 tane futbolcu gelir, iki takım yapılır ve kendi aralarında antrenman yaparlardı. Ben o 22. adamın her zaman gelmemesi için dua ettim. Ama maalesef o 22. adam hep geldi. Ve ben bir türlü gençlik kulübünün formasını antrenmanda da olsa giyemedim. Ondan sonra mahalle takımları oluşturdum. Kendim bir yer kiraladım. 10 tane de beyaz fanil aldık. Birer de yıldız koyduk üzerine. Yıldız Spor adında gayri feder olarak maçlar yapmaya başladık. Sonra tabii 10 lira kirası vardı kulübün. 10 lirayı da bulmakta güçlendik, zorlandık. Dolayısıyla
İki sene sonra Yıldız Spor sona erdi. Bu arada bana Ege Spor'dan transfer teklifi geldi. İki çay, bir simit transfer ücretiyle Ege Spor'a transfer oldum. Ve orada oynamaya başladım. Ege sahası vardır şeyde, şimdi kalmadı tabii, oralar hep bina oldu. Orada maçlar yapardık. Ben yatılı okuduğum için pazar sabahları ancak gider, oynayabildiğim kadar oynardım. Bir sabah annem ekmek almak için sabah kahvaltısında, en küçük ben olduğum için, hadi Fethi git dedi, ekmek al. Ben de abimin bisikletine bindim, fırının yanına geldim. Ya şimdi daha çok erken, bir bakayım Ege Spor'da ne var ne yok. Bir gittim ki 9'da maç varmış. Hadi 9'da başladık oynamaya. 11'de bir maç daha, 1'de bir maç daha, 3 maç oynadım. Saat 3.30'da ekmeği alıp eve gidince tabii bir parça azar işittik. Ama yine de ekmeği götürmüş oldum. Şimdi ben Ege Spor'da oynadığım dönemlerde herkes abilerime gelip, ya bu çocuğu seyredin, bu çocuk büyük bir yetenek, buralarda heba olmasın demişler. Yıl 1960. Gelip beni gizlice seyretmişler. Ve iki abim de hayran kalmış. Hemen demişler bu çocuğa lisans çıkartalım. Fakat ben o sene bir burs kazandım ve Amerika'ya gittim. San Francisco'ya gittim. Bir ailenin yanında bir yıl süreyle kaldım. Günlerden bir gün okulda İspanyolca hocası Mr. Miguel bana dedi ki, Fethi top oynamak ister misin? Aman Mr. Miguel, ne diyorsunuz? Benim için büyük bir mutluluk olur. Peki dedi, ben pazar sabahları seni alırım, San Francisco Park'a gideriz. Orada İspanyol takımında oynarsın. Şimdi koloniler arası maçlar yapılıyor. İşte İsrail, Peru, Yunanistan, İspanya, efendim, İtalya, her kolonin maçları yapılıyor. Şimdi bir Peru maçını oynuyoruz. 7-0 mağlubuz. Ama ben keten ayakkabılarla oynuyorum, yok ayakkabı. 8 tane gol attım o gün. Ve Peru'yu 8-7 yendik. Yenince oranın başkanı demiş ki, bu çocuğa bir ayakkabı hediye edelim. Mr. Miguel dedi ki bana, pazartesi günü öğleden sonra San Francisco'ya gidiyoruz. Sana ayakkabı hediye edeceğiz. Başarından ötürü. Gittim, altındaki kramponlar değişen bir ayakkabı satın aldı bana $10. Allah'ım, ya Rabbim, o günkü mutluluğumu hiçbir zaman unutamam. Çünkü biz çivili ayakkabıları görmüşük. Kramponu değişen ayakkabı mümkün değil. Tabii ben ondan sonra daha da iyi oynamaya başladım. Daha da çok gol atmaya başladım. Prim eve dönüşte bir hamburger, bir kolaydı. Onu yedikten sonra beni eve bırakır, ben de ödevlerimi yapar, ondan sonra okula devam ederdim. Amerika'dan döndüm. Tabii Amerika'ya giderken 65 kilo civarındaydım. Geldiğimde 82 kilo döndüm. Ama bir gram yağ yok, vücut üçgen, güçlü, kuvvetli bir adam, 1.82 boyunda. Hemen gençlik kulübü benim lisansımı çıkardı. Ve ilk resmi müsabakayı 62 yılında Hava Gücü'ne karşı oynadım. O kadar güzel bir futbol oynadım ki, 2-1 yendik Hava Gücü'nü ve Hava Gücü'nü yenmek o tarihlerde büyük bir problem. Ve ben iki tane gol attım o gün. Birinci golü attım. Çok güzel bir gol. Çapraza kaçıp ters köşeye vurdum ve gol oldu. Rakip takımın santrafı geldi, Erdoğan abiydi, yaşıyorsa Allah selamet versin. Geldi, beni yanaklarımdan öptü. Tebrik ederim kardeşim dedi. Sen dedi, ileride çok büyük futbolcu olacaksın. Devam ettim. Sonra ODTÜ idari bilimleri kazandım, gitmedim. Şehir bölge planlama bölümüne gittim bir yıl.
Tabii Ankara'da okurken hafta sonları buraya gelip maçları oynuyorum. O arada abimi kaybettik. Doçent olmuştu. Niyazi Heper. Abim öldüğünde Orhan Hoca ve Yusuf Ziya Binatlı baş sağlığı için dükkana geldiklerinde kız ister gibi Ali Rıza Bey babama Allah'ın emri peygamberin kavliyle Fethiye abisinin yerine yetiştirmek üzere akademiyi almak istiyoruz. O boşluğu Fethi dolduracak dediler. Ben kaçtım. Bir sene kaçabildim. O kadar büyük bir baskı vardı ki ille geriye dön. Ben de geriye döndüm. O yıl akademi sınavlarını kazandım ve 63 yılında akademiye başladım. Akademide oynarken üniversiteler arası spor müsabakaları var. Konya'da şampiyon olduk. Çok güzel bir başarı, büyük bir başarı. Ertesi yıl 64-65 yılında İzmir'de üniversiteler arası maç var, müsabakalar var. Gittik. İlk maç Ege Üniversitesi ile oynuyoruz. 6-0 yendik. Arkadan İstanbul Şişli Akademisi ile oynuyoruz. 13-2 yendik. 10'a 10 tane, buna 8 tane. O yılda yine şampiyon olduk. Bizi seyreden bir federasyon yönetim kurulu üyesi, bizim Nafiz Yazıcıoğlu'na demiş ki Allah rahmet eylesin, bu takım şu haliyle demiş, birinci ligde iş yapar. Siz ne duruyorsunuz demiş. Hemen müracaat edin, ikinci lige sizi alalım. İzmir'den döndük, bu sefer toplantılar başladı. Orhan Oğuz bizi bir gün topladı. Tabii arada akademi takımıyla gençlik kulübü birleşti, akademi gençlik oldu. Ve toplandık. Çocuklar böyle böyle bir oluşum var. Bizim de bu oluşum içinde yer almamız isteniyor. Ne dersiniz? Bir kere de ekonomik açıdan Eskişehir çok gelişecek. Yeni oteller yapılacak, yeni lokantalar açılacak. Her şey kaliteli olacak. Eskişehir'e bir canlılık getirecek. Biz hepimiz parmakları kaldırdık. Oy birliğiyle Eskişehir Spor'un kurulmasına katılmaya karar verdik. Bizimle birlikte iki amatör kulüp daha birleşerek Eskişehir Spor adı altında yeni bir takım kuruldu, tescil edildi ve ikinci lige Orhan Şeref Apak tarafından alındı. Ve Eskişehir Spor'un kuruluşu budur. Ve tabii hemen transfer faaliyetleri başladı. Beni çağırdılar, kaç lira istersin? 10 bin lira isterim dedim, amatör. Tamam dediler, veriyoruz. Oh, 10 bin lirayı aldık. O takım 102 bin liraya kurulmuştu. 10 bin lirasını ben aldım. Aradan biraz zaman geçti. Kurnazlar, bu çocuk ileride amatör olursa bir yerlere kaçar. Gel biz bunu profesyonel yapalım demişler. Saf saf kandırdılar. 22.500 lira para verdiler. Biz o parayı görünce 65 yılında hemen imzayı attı. Biz oynamaya başladık. Abdullah Matay antrenör. İlk maç burada Kasımpaşa ile. Korkuyoruz İstanbul takımı. Çıktık 2-1 yendik. İlk golü ben, açılış golünü gene ben attım. Arkadan gittik Karşıyaka'ya. Karşıyaka'yı 3-0 yendik. Ankara'da bir toprak maçı oynuyoruz playofflardan önce. Her takımı yendik o güne kadar ama o gün Toprak Spor'la berabere kaldık. Şimdi berabere kaldıktan sonra taraftar bize küstü. Bir hafta konuşmadı. Nedenmiş efendim? Niçin Eskişehir Spor berabere kalmış? Daha mağlubiyet yok. Ya dedik bir de mağlubiyet olursa acaba ne olacak? Eskişehir hep kazanmayı isteyen bir kent. O kadar bağlılar ki taraftarlar birbirlerine. Ben taraftar profilini de çizeyim bir parça. Şimdi kapalı türbünün önünde bayanlar türbünü vardı. Herkes hanımını alır, bayanlar türbününü oturtturur. Bayanlar ayrı bir fenomen,
erkekler ayrı bir fenomen, amigo oran bambaşka bir olay. Orkestra şefi. Şimdi bayanlar olduğu için genelde bazı erkekler kravat takarak gelirlerdi maça. Küfür yok, saygısız bir davranış yok. Çünkü bayanlar var ön tarafta. Karşı tarafta orada bayanların oturduğunu biliyor. Onlar da aynı şekilde sadece takımlarını desteklemeyi düşünen bir taraftar grubu. O kadar büyük bir kenetlenme yarattı ki Eskişehir'de Eskişehir Spor. Bunu anlatmak mümkün değil. O günleri yaşamak lazımdı. Aa, bir baktık ki onu yeniyoruz, bunu yeniyoruz. O zamanlar playofflar vardı. Ve Eskişehir Spor playofflara kaldı. Bursa iddialı, Mersin İdman Yurdu iddialı, Altın Ordu iddialı. Daha 2-3 tane böyle köklü, iddialı takımlar var. Biz ilk kurulmuş, acemi bir takımız. Playofflara kaldık. Playofflar başlamadan önce Eskişehir Emek Otel'de, o zamanlar açıktı, Ruf'ta bir masa yapıldı. Masanın bir ucuna Kur'an kondu, ortaya ekmek kondu, yan tarafa da kılıç kondu. Şimdi askerler nasıl yemin eder? Biz de masanın etrafına futbolcular doluştuk, idareciler doluştu, antrenörler geldi, elimizi masasına koyduk. Namusumuz ve şerefimiz üzerine söz veriyoruz, biz şampiyon olacağız. Yani söz vermek kolay da şampiyon olmak o kadar kolay mı? Değil tabii. Neyse biz ilk kurulduğumuz yıl playoff heyecanını da tatarız. Bu tecrübeyle seneye daha iyi bir performans sergileriz diyoruz. Yine çıktık sahaya. İstanbul'da Beyoğluspor'u 3-1 yendik. Geldik Bursa deplasmanına. Stat dolu, Bursa'nın mutlaka şampiyon olacağına inanmış taraftar. Biz de garip Eskişehir Spor sahaya çıkıyoruz. Şimdi benim ismim Bursa'da telaffuz edilmeye başlanmış. Kim bu adam, kim bu adam diye. Maçın 30. saniyesinde Hasan bir frikik attı. Ben 3 kişinin üzerinden ayağımı kaldırıp topu Bursa filerine gönderdim. Ha demişler işte Fethi bu. Ve 1-0 galip duruma geçtik arkadan. Öyle böyle maçı 3-1 galip bitirdik. En büyük engel Bursa'ydı. Bursa'yı geçtikten sonra kendimize güven geldi. Ve ondan sonraki maçları da aldık. Bazen berabere, bazen kaybettik. Son maç Mersin İdman Yurdu. Ondan sonra da Güneş Spor'la Eskişehir'de oynayacağız. Uçakla bizi Adana'ya götürdüler. Adana'ya indik, ben cehenneme geldik zannettim. Haziran ayı, 45 derece falan bir sıcaklık var. O burnu açık magürüsler vardı, otobüsler. Bir otobüse bindirdiler bizi. Oradan da Mersin'e gidiyoruz. Ben camları açmaya uğraşıyorum. Mavin geliyor, kapatmaya çalışıyor. Ya yapma kardeşim, biraz serinlik gelsin. Abi dedi, kapat daha serin olur. Gerçekten de kapattık. Daha serin olmadı. Mersin'e indik. Gece, ben yalan söylemeyeyim, 35 derece falan. Yatmak mümkün değil. Zaten heyecan var. Sabaha kadar duşun altına giriyoruz. Çırılçıplak. Yatağa uzanıyoruz 2 saat. Uyur gibi yapıyoruz. Kalkıyoruz, duşa giriyoruz, yatıyoruz, duşa giriyoruz, yatıyoruz. Maç saati geldi. Maçtan önce de limonlar sıkıldı, şişelere kondu. C vitamini maçtan sonra verilecek. Çıktık. Bir Nihat gol attı, bir tane de ben attım. Ve Mersin İdman Yurdu'nu 2-1 yendik. Büyük bir olay. Bizim rahmetli Muzaffer'in de o gün oğlu oldu. Aziz Bolel, o da Eskişehir'de müjdeyi verdi. Adını Zafer koydum dedi. Ve o çocuğun adı da Zafer oldu ondan sonra. Maç bitti. Biz tabii hararet, korkunç sıcak limon sularını içtik. Sen misin içen? Asit olmuş. Hepimiz perişan.
Hepimiz perişan. Uçağa bindik. Eskişehir'e geldik. Hava kuvvetlerine girmek yasak. Çünkü askeri bölge. Bir baktık uçağın etrafında 10 bin taraftar var. Uçağı havaya kaldırmaya çalışıyorlar. Neyse güç bela. Otobüse bindik. Şehre doğru geliyoruz. Gelmek mümkün mü? 100 bin kişi havaalanından Ordu evinin önüne kadar dizilmişler. Rahmetlik annem bile gelmiş. Bir arabaya binmişler taksiye. Adamın biri yatmış arabanın önüne. Anne, ez beni, ez, öldür beni. Ya oğlum demiş, seni niye öldüreyim? Ben bugünü gördüm ya anne demiş. Başka bir şey istemiyorum demiş. Allah razı olsun doğurduğun evlattan falan. Eskişehir'e yaklaştık. Nasıl yaklaşıyoruz? 2 saat zor zahmet Salani'nin oraya geldik. Yani Yunus Emre Caddesi'nin başına geldik. Dediler ki, çabuk inin, kaçın. Bu insanlar sizi sevgiden öldürür. Biz başladık kaçmaya, otobüsten inip. Biz kaçıyoruz, taraftar kovalıyor. Öyle bir depar attık ki, eğer ben maçta atsaydım o deparları, daha fazla gol atarmışım herhalde. Ve eve sığındım. Ve o maç Eskişehir Spor'un şampiyonluğunu ilan etti. Ertesi haftada Güneş Spor'u Eskişehir'de yendik ve birinci lige çıktık. Dünyada 2 tane takım varmış kurulduğu yıl şampiyon olan. Bir tanesi de Eskişehir Spor. Çok anlamlı, çok güzel. Biz birinci lige çıktık. İlk yıl Cihat Arman döneminde ligi 8. olarak bitirdik. Arkadan ertesi yıl Gegiç geldi. Gegiç çok büyük bir antrenör ve biz de 21-22 yaşında böyle kaliteli antrenörleri görmüş olduk. Sistem getirdi, futbol getirdi, oyun getirdi ve Eskişehir Spor Gegiç'le birlikte Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı oldu. Eskişehir Spor o kadar güzel futbol oynuyordu ki, yani Allah'ın bir lütfu, en iyi futbolcuları bir araya getirmiş, en iyi teknik direktörleri vermiş, en iyi seyirciyi vermiş, en iyi yöneticileri vermiş ve her şey o kadar birbirine uyumlu ki ve o yıl şampiyonluğa oynamaya başladık. Ve gerçekten Eskişehir Spor futbol tarihinde devrim yapan bir takımdır. Çünkü o güne kadar hep İstanbul takımları, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hükümranlığını sürdürmüş. Biz Bizans'a kafa tuttuk. Kıl payı şampiyonlukları kaçırdık. 1 puanla, 2 puanla. Tabii masa başında kaybettiğimiz maçlar da oldu. Ve bu olay, o zamanlar inanın televizyon yok. Hiçbir şey yok. Sadece radyoda dinlemekle, gazetede okumakla Türkiye'nin her yerinde Eskişehir Spor taraftarları üremeye başladı. Her yerden mektuplar geliyordu. Tebrik mektupları geliyordu, telefonlar geliyordu. Takım aşağı yukarı hep aynıydı. Kalede Mümin oynuyordu. Sağ bek İlhan değişmez ama sol bek rahmetlik Necdet'le başladık. Abdurrahman, Faik. Ortada İsmail değişmeyen isim. Yanında Nuri Süreyya, orta sahada Vahap, Kamuran, Burhan, Fethi Nihat, Ender. Takım aşağı yukarı bu. Daha sonra Şevki ile Halil geldi, Doğan geldi, daha birçok futbolcu arkadaşlar geldiler. Ve Eskişehir Spor'un sloganı Fethi Nihat gol atla başladı. İkinci ligde biz kendimiz bilmeyerek verkaç yapmaya başlamıştık. Bu verkaçlarla bütün takımları alt üst ettik. Ben atıyordum, Nihat'a veriyordum, Nihat atıyordu, o bana veriyordu, ben atıyordum. Ve taraftar Fethi Nihat gol at deyince, biz gol atıyorduk. Sonra Ender geldi. Ender gelince slogan değişti.
Fethi Nihat Ender filelere gönder oldu. Seyirci emir verdiği zaman biz gol atıyorduk. Ve 63 gol attık bir sezonda ki 3 büyük takımın attığı gol adedi kadardı. Çok büyük bir olaydı. Daha da kaçırdıklarımızla atabilseydik belki 100 gol atabilirdik. Çok iyi bir ekibimiz vardı. Tabii bu şampiyonlukları oynarken o 70 yılında Türkiye Kupası'nı aldık. Kazandık. Bursa ile final maçını oynadık ve Bursa'yı yendik. Ve kupayı aldık. Şimdi İspanya'da Sevilla ile eşleştik. Resmi maç olarak ilk defa Avrupa'da sahaya çıkıyoruz. Sevilla'da aynı Mersin gibi. Gece maçı 44 derece. 4 kilo verdim maçın sonunda ve 1-0 yenildik İspanya'da. Geldik, bir de gol kaçırdım. Madrid'e geldik, Bernabéu stadını geziyoruz. Gigić rahmetlik yanımda. Saha o kadar güzel ki, böyle imreniyorsunuz. Dümdüz halı gibi bir saha. Bernabéu stadının ününü de biliyorsunuz. Di Stefano'lar oynamış, Gento'lar oynamış. O atmosferi yaşıyorsunuz. Gigić bana dön dedik. Fethi'cim Bey dedi. Burada topu vursan dedi kendi kendine gol oluyor değil mi dedi. Benim kaçırdığım golü ima ediyor. Hocam dedim inşallah ileride biz de atarız yani. Ne yapalım? Geldik Eskişehir'e. 15 gün sonra revanş maçı var. Çıktık sahaya. Maçı oynuyoruz. 69. dakikada bir gol daha attılar. Ve 1-0 öne geçtiler. Şimdi elememiz için 3 tane gol atmamız lazım. Ki imkansız yani. Kalmış 20 dakika. Ben Gegiç'e gittim. Pülü Bey dedim. Hoca beni çıkar. Maç bitti. Haydi bre canım dedi. Oyna. Antrenman olsun. Ya hoca yapma. Haydi çıkarmıyorum dedi. Oyna. 80. dakikada bir pozisyon oldu. Bir plasede ilk golü attım. Arkadan 20 metreden bir şutla gol attım. 90. dakikada sağdan İlhan ortaladı bir kafayla da 3. golü attım. Allah'ım ya Rabbim. Biz Sevilla'yı eledik. 13.000, 14.000 civarında seyirci vardı. Seyircinin yarısından fazlası o golleri göremedi. Neden göremedi? 80. dakikada bir gol atmışım. Takımdaki oyuncu arkadaşlar dahi gelip tebrik etmiyorlar. Seyirci saate bakıyor, 10 dakika var, hadi biz çıkalım. Çıkıyorlar dışarı, tam kapıdan dışarı çıkınca gol diye bir ses. Bütün seyirci tekrar sahaya dönüyor. Bakıyor, 2-1, kalmış 2 dakika. Hadi diyorlar, biz gene çıkalım. Çıkıyorlar, gene bir gol sesi. O zamanlar sinemada yok, kamerada yok, bir şey de yok. Ve o taraftar o golleri göremedi. Büyük bir çoğunluğu göremedi. Tabii ondan sonra mahşer yeri, büyük bir eğlence, büyük bir mutluluk. Gegiç bel hastalığı var, beli tutuk, tutulmuş. Kulübede zor oturuyor. Bir baktım ki o Gegiç o haliyle depar atmaya başladı, koşmaya başladı, iyileşti, geldi. Boynumuza sarıldı, öpüştük. Fethi'cim be dedi, sen benim hayatımı kurtardın dedi. Çünkü onun bir final maçı vardır. Final maçında futbolcular bir takım hatalar yaptılar Kızıl Yıldız'da. Ve Gegiç'e şampiyonluğu kaybettirdiler. Sevilla'nın teknik direktörü de Max Merkel. Avrupa'nın en iyi teknik direktörü o zaman da ve Sevilla'nın başına da şampiyon yapmak üzere getirilmiş. İlk maçta şok oluyor. Diyor ki ben böyle takım görmedim. Tebrik ediyor Gigiç'i ve biz ilk zaferi orada elde ediyoruz. Şimdi ben 1962 yılında amatör olarak başladım futbola. 65 yılında profesyonel olarak
ilk imzamı attım ve 74 yılında da bir sakatlık geçirdim. O sakatlık sonucunda da futbolu bıraktım. Tabii bu sakatlık benim hayatımda önemli bir noktadır. Çünkü sakatlanmadan bir ay önce Yılmaz Büyükerşen ve eşi bizim eve misafir olarak geldiler. Yılmaz Bey o zamanlar akademi başkanı. Bana dedi ki ya üniversite ya futbol. Şimdi üniversite hedefim. Futbol, para kazanıyorum. Böyle bir ikilem içindeyim. Göztepe maçını oynuyoruz İzmir'de. Sol ayağımdan tekrar sakatlandım. Kireçler parçalanmış. Bir ay, bir buçuk ay tedavi oldum. İyileştim. Son Fenerbahçe maçı var Eskişehir'de 74 yılında. Ve televizyonda ilk kez nakden yayınlanacak. Ve ben kendimi de o maça hazırlıyorum. Türkiye FTP'ri görsün, tanısın istiyorum. Ve o maça çıktım. Ama maalesef 10. dakikada gene aynı sakatlık nüksetti. Yere düştüm ve beni kenara çıkarırlarken aklımdan geçen ben bu andan itibaren futbolu bırakıyorum oldu. 74 yılında futbolu bıraktım. Haziran ayında, Kasım ayında asistan olarak İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne girdim. Peki Eskişehirspor'u başarıya ulaştıran faktör nedir? Neden bu kadar çok sevildi? Neden bu kadar başarılı oldu? Bir kere korkunç bir sevgi vardı. Futbolcu arasında korkunç bir bağlılık vardı. Küçükler büyüklere saygı gösterir. Büyükler küçükleri sever, korur. Ve ikinci en önemli faktör eğitim. Takımda futbol oynayan futbolcuların en az 7-8 tanesi akademi öğrencisiydi, üniversite öğrencisiydi. Ve Eskişehirspor'un başarısı da bence buradan kaynaklanıyor. Tabii sadece futbolcu sahada futbol oynar, teknik direktör taktiklerini verir ama yönetim de çok çok önemlidir. Ve çok kaliteli yöneticilerle birlikte çalıştık. Yöneticiler de devamlı olarak futbolcuları kontrol ederlerdi. Geceleri saat 10.30'da yatmamız istenirdi. Saat 10'u çeyrek geçe 10.30'da yöneticiler ellerinde bir paket lokum, çikolata gelirler. Fethi evde misin? Evdeyim. Hadi buyur ağzımız tatlansın derler ve kontrol ederlerdi. Bu yöneticilerin kontrolü dışında zaten şehrin kontrolü üzerimizdeydi. Hiçbir yanlış adım atma şansınız yok. Zaten Eskişehir küçücük bir yer. Şimdi bu durumlarda tabii iki senede bir transfer dönemi gelir ve kulüp yöneticileriyle pazarlık yaparsınız. Şimdi 70 yılında benim Eskişehirspor'la sözleşmem bitti. Sözleşme yapacağız yeni. Ben 150 bin lira istiyorum. Murat İnce Bey, başkan, 130 bin lira veriyor. Ben Erde'ye gittim. Dedim 150 bin lira verirseniz imzalarım, vermezseniz imzalamıyorum. Erde'ye gittim. Metin Oktay geldi. Sabah saat 5. Kalk dedi akraba. Anne tarafından da akraba alıyoruz. Kalk dedi akraba. Galatasaray'a götürüyorum seni. Bindik taksiye. 6.30'da da uçak var Bandırma'dan. İstanbul'a gideceğiz, sözleşmeyi imzalayacağız. Sana dedi 450 bin lira nakit para veriyorum dedi. Benim veliahtımsın dedi. Ben kralım, sen kralsın dedi. Sen Galatasaray'da daha büyük kral olacaksın. Metin abi dedim. Oturduk şeyde Bandırma'da, postanenin önünde merdivenlerde. Ben gelseydim dedim Galatasaray Kulübü'ne, seni Eskişehirspor'a transfer etmek isteseydim, gelir miydin dedim. Ne demek istediğini anladım dedi.
Hadi git evine dedi. Sen dedi Eskişehir Spor'da büyü. Tekrar döndüm. Erdi'ye aynı arabayla geriye gönderdi. Akşam üstü Bursa Sporlu Mesut, Hasan, 5 kişi bir taksiye binmişler. Erdi'ye geldiler. Hadi Fethi seni Bursa Spor'a götürüyoruz. Ya çocuklar dedim ben Galatasaray'ın teklifini reddettim. 450 bin liralık bir teklifi reddettim. Bursa'ya haydi haydi reddederim dedim. Ya abi buraya kadar geldik işte getiremediler de dedirtme bize. Gel bir yemek yeriz. Yarın yine aynı arabayla dönersiniz. Biz de 3 arkadaşlık. 8 kişi bindik aynı arabaya. Bursa'ya gittik. İşte Bursa ile konuştuk. Olmadı tabii. Yemekler yendi. Ertesi gün döndük. Metin Oktay'dan telefon. Sakın dedi Bursa'ya imza atma. 650 bin lira veriyorum. Nakit peşin 650 bin lira. Beni İstanbul'a götürdüler. Son kez Murat İnce. Arkasında Aydın Bey gider, Yalçın Kılıçoğlu. Ben 150 diyorum, Murat Bey 130 diyor. Ben 150 diyorum, Murat Bey 130 diyor. Arkada rahmetlik Yalçın Kılıçoğlu taklalar atıyor. Ben vereceğim diyor 20 bin lirayı. Sus diyor, yap tamam falan. Ben dedim gidiyorum. Hadi kolumdan tuttular falan. İmzaladık 150 bin liraya. Yani Eskişehir Sporlu futbolcular para için oynamıyorlardı. Vardı tabii ki para için oynayan da. Genelde biz şan, şöhret ve Eskişehir için oynadık. Parayı hep ikinci plana koyduk. Şimdi Eskişehir Spor bir ekoldür. Hani nasıl ki Michelangelo Musa'nı yapmış, karşısına geçmiş, konuş ya Musa demişse, biz de Eskişehir Spor'u aynı bu şekilde yarattık. Sadece biz futbolcular mı? Taraftar, yöneticiler, herkes hep beraber yarattık. Ve bunun bir simge olmasını isterim. Eski tarihin yeni futbolcular tarafından bilinmesini isterim. O tarihlerde çekilen cefaların bilinmesini isterim. Ve bugün Eskişehir Spor'a hizmet edenlerin de o takımın ruhunu yaşayarak daha da ileriye götürmelerini isterim. Onlara da başarılar diliyorum.